Kıkırdak çürümesi var dedi doktor. Protez diyorlar fakat ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyat olmaya gerek yok. 76 yaşında bir bayan, Süleyman Bey'in annesi. Süleyman doktor, biyoloji doktoru. Annesine ameliyat demişler ama annesinde tansiyon var, bronşit var, astım var, romatizm, bir sürü hastalığı var kadın. Dedi ki ya bu kadın ameliyat olamaz demiş doktorlar. Ameliyat masasında kalır çünkü çok hastalığı var. Bu hastalıkları iyileştikten sonra ameliyat olabilir. Kandaki kemikteki kalsiyum oranı 38'e düşmüş. Yani ağır bir şey kaldırsa çalışırken oraya buraya kemikleri kırılabilir. Kalça, yani femur başı dediğimiz, veyahut da dizleri kırılabilir. 4 ameliyat gerekiyor dizlerden ve kalçalardan. Protez takılması gerekiyor 4 tane. Geldi bana dedi ki annem ameliyat olamıyor, çok hasta. Ya sen bir şeyler yap. En son sende bir umut. Dedim ki sorun değil. 40 kiliseti. 40 kiliseti mi? He. Ne kadar kullanacak? Bakacağız. Önce 1,5-2 ay kullan, ondan sonra. Tamam dedi, aldı kullandı. Biraz yoğun kullanmış. 6 hafta zor dayanabilmiş, doktora gitmiş. Tekrar kemik ölçümü yapmışlar. Allah Allah. Kemiklerdeki kalsiyum oranı 70'lere çıkmış. Oo demiş doktorlar, ameliyata gerek kalmadı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ameliyata gerek kalmadı. Kemikleri güçlendi. Ameliyattan kurtardık. Hem de diğer rahatsızları da yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ondan sonra devam etti. Bir sürü hastalığı var. Hiç sorun değil. Ama o Süleyman Bey doktor farklı çalışıyordu. Lahana miksi alıyordu, üstünü deliyordu. Çivini balkona koyuyordu, fokur fokur kaynıyor, ondan sonra içiyordu. Dedim ya ne yapıyorsun? Faydalı bakteri çoğalıyor, öyle içiyorum, öyle daha faydalı. Tamam içebilirsin, o şekilde daha faydalı bakteri çok ama tadı bozuk, tadı bozuk, çok eşki oluyor. Ben içerim dedi, çok çok faydalı. Hadi içtim. Ondan dolayı probiyotik üretmeyi düşündük, probiyotik ürettik.